Yeni Çağ Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Evet, hafta içi ekonomiyi konuşuyoruz. Neler olacak, göstergeler neler, onları değerlendiriyoruz. Hafta sonu bir değişiklik yapalım dedik. Astroloji birileri ne diyor? Ekonomi nereye doğru evrilecek? 2023'e sayılı bir zaman kaldı bitmesine. 2023'ü nasıl kapatacağız? 2024 bize güzel şeyler getirecek mi? Yoksa 2023'ten daha mı zor bir yıl olacak? Hepsini konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Astrolog Esin Kısakol bizimle birlikte. Merhaba Esin Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ebru Hanım, hoş buldum, sağ olun. Evet, yani İsrail ile Gazze'de yaşanılanlar belli. Özellikle Gazze'de gerçekten bir dram yaşanıyor. İşte çocuklar, kadınlar, bebekler hayatını kaybediyor. Daha nereye doğru evrilecek orası da çok netleşmiş değil. Bir taraftan böyle bakacak olursak dünya genelinde 2023 bitmeden daha başımıza neler gelecek? Türkiye'ye döndüğümüzde bizi neler bekliyor? Bize anlatır mısınız lütfen? Evet, 2023'e aslında kötü girdik, çok kötü girdik. Büyük bir depremle girdik. Acılarımızı daha sarmadan ekonominin içerisinde neredeyse çektiğimiz acıları unutur hale geldik. Aslında ülkemiz adına yapmamız gereken çok şey var, bireysel anlamda da. Ama hiçbirisini yapamadık çünkü bir türlü ayağa kalkamadık. Aslında bu dönem ayağa kalkma dönemi, yani savaşma dönemi, mücadele dönemi. Dünya üzerinde herhangi bir karışıklık olsa da Türkiye bu karışıklığın içine girmeyecek görünüyor. Özellikle içimize kapanmak, kendi içimizde ayağa kalkmak gibi bir mücadele içerisine girmemiz lazım. O da nedir? Yurt dışı bağlantıları, ithalat, ihracat konularında aksamalar, engeller olduğu için mecburen ayağa kalkmamız gerekiyor. Çünkü Türkiye hiçbir şeye mecbur kalmadan harekete geçmeyen bir ülke maalesef. Çünkü ülkemiz yengeç yükselen ve tabii yengeç yükselen birazcık böyle zor ayağa kalkar. Ama ayağa kalktığı zaman da hiçbir engel önünde duramaz. Şimdi biz böyle bir süreç yaşıyoruz ve bu süreç 2025'e kadar sürecek. Özellikle 14 Ekim'de yaşadığımız tutulmayla Türkiye'nin bir düğmesine basıldı. Bu tutulma büyük engellerin ortadan kalkmasıyla ilgili. Bu tutulmanın aslında uzun süredir bu sürecin içerisindeyiz. Ama asıl süreç tutulmanın bitimi 2025 yılını buluyor. Ve 2025 yılına kadar Türkiye'nin önündeki çok büyük engeller kalkacak görünüyor. Tabii bu 2024'ün harika geçeceği anlamına gelmez. Aslında çok büyük değişimler var. Dünyada büyük değişimler var. Yeni sektörler çıkacak, hızlı büyüyen sektörler olacak. Ama bu arada dolandırılmaların da fazla olacağı bir dönem. Aslında dünya üzerinde insanların hepsinin Tanrı'nın vergisi olan yeteneği içinden çıkartması dönemine giriyoruz. Ve tabii ki önümüzdeki dönemde bir boğada ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması parayla ilgili ve maddi manevi değerlerle ilgili. Ve paranın tabii ki yine Türk liramızın değerinin kaybetmesi ve dolayısıyla borsanın da oldukça hareketli olduğunu göreceğiz. Tabii bu çok üzücü bir durum. Adil bir durum yaşanmıyor çünkü güney düğümü terazide. Biz adalet istedikçe adalet sağlanmıyor. Ancak adaleti kendi bireyselliğimizi göstererek ve mücadele ederek, savaşarak sağlayabiliriz. Yani mücadele bir çabamız gerekli. Şimdi dolayısıyla bunun için neler olacak? Önümüzdeki dönemde 2025'e kadar bu süreç ile para basımı, özellikle demir para basımı, kağıt para basımının kaldırılması öngörülecek. Bunlar kalktığında yine büyük ülkelerin başlamış olduğunu düşünüyorum. Her ülke kendi sanal parasını basacak. Aslında ülkenin ekonomiyle ilgili düzelecek konusu Ebru Hanım inanın en kolay konu. Asıl konu vatan millet. Bizim için ayağa kalktığımızda tekrar topraklarımıza sahip çıktığımızda biz dünyada kendi haricinde 7 ülkeyi besleyebilecek bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim ayağa kalkmamız işte hani bekler durur durur en son ayağa kalkar ve önünde hiçbir şey durmaz. Türkiye böyle bir ülke. Kurtuluş Savaşı'nda da yaşadığımız gibi hani yoktan var ederek
ayağa kalkacağımız dönem ancak 2025'i bulacak. Yani 2024'te oldukça hareketli ve dünya üzerinde olacak büyük değişimlere şahit olacağız. Bu arada yine Satürn balık sürecini anlatmak istiyorum. Bu süreç gerçekten ilahi planın olduğu bir süreç. Bu sürecin içerisinde otorite, Satürn otoriteyi anlatır ve dünya otoritelerini, dünya liderlerinden bahseder. Ve bunların içerisinden kayıplar yaşayacağız. Birçok ülke yine Türkiye gibi önündeki engelleri aşarak ayağa kalkma sürecini yaşayacak. Türkiye bunun öncüsü olacak çünkü biz Doğu'yu ve Avrupa'yı birbirine bağlayan kilit noktada bir ülkeyiz. Biz ayağa kalktıktan sonra arkadan bizi takip eden ülkeler olacak. Ama 2025 yine de yüzümüzün güleceği bir zaman, şu anda herhangi bir birikimi olan, herhangi bir yatırımı olan kişi lütfen yatırımlarına sahip çıksın. Özellikle toprak çok değerli olacak ve aynı zamanda yine fiziki altın, fiziki gümüş, bunlar para değerleri gittikçe değeri otomatikman yükselen birimler olacak. Tabii ben bir ekonomist değilim ama astroloji bazında baktığımda hemen hemen ekonomistlerle aynı düzlemde gidiyoruz. Şu anda tüm ekonomistlerin de bu fikirde. Aslında astroloji de bir matematik. Evet, kesinlikle bir matematik. Hatta içinde fizik var. Belki matematiği anlatabilirim ama fizik bilmediğim için fiziği anlatamam. Çok büyük bir matematik hem de. Dolayısıyla bunu böyle hani kuş bakışı yaşanacak şeyleri gördüğümde aslında içim çok rahat. Ama diğer taraftan tabii dünya üzerindeki yaşanan büyük karışıklık bizim için belimizi tek büken şey ekonomi. Evet. Çünkü biz maalesef ki kendi değerlerine sahip çıkamayan bir ülkeyiz. Maalesef ki Atatürk'ün de söylediği gibi içeride çok fazla hainler besledik, büyüttük ve şimdi yüce yaratıcı ilahi adaletle bunun dengesini sağlayacak. Evet. Ama biz vatandaş olarak da galiba 2024'te de ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerektiği bir yıl geçireceğiz anlamına geliyor galiba sizin anlattıklarınızdan. Evet, şimdi Jüpiter Boğa Mayıs ayına kadar, yani Mayıs ayına kadar bir bolluğumuz var yine de. Ama bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü önümüzdeki Mayıs ayından 2025'in sonuna kadar maalesef ki o bolluk olmayacak. O yüzden biraz harcamalarınıza ve yatırımlarınıza dikkat edin. Hani şimdi insanlar diyecek ki ne alıyoruz ki ne verelim ya da nasıl biriktirelim? Var olanınıza sahip olabilmek için elinizden geleni yapın. Çünkü önümüzdeki dönemde bir senenin ortasında Plüton'un Jüpiter'le bir açısı var. Dünya üzerinde çıkacak bir sektör çok hızlı büyüyecek. Herkesin ağzını sulandıracak ama bu birçok anlamda insanların birbirlerini daha fazla dolandırılması ki kötüye kullanmak olur. Biliyorsunuz hep bir şey çıktığında muhakkak arkasından onu kötüye kullanacak insanlar çıkar. Bunu kötüye kullanacak insanlar da olacak. Ya ilahi adalet burada tecelli edecek ama önümüzdeki dönemde çok büyük sahneler göreceğiz. Hatta birbirleriyle çok iyiyken birbirlerine düşen insanları göreceğiz. Birbirlerinin kötü taraflarını ortaya çıkaran insanlar göreceğiz ki bunlar üst yönetimde insanlar olacak. Evet. Peki bu önemliydi. Peki şunu da sormak istiyorum. 2024'ün burç olarak baktığımızda en şanslı burcu hangisi? Şimdi en şanslı teknik olarak Koç yükselenler, Koç burçları. Çünkü onlar hem macerayı severler, hem mücadeleyi severler, hem her alanda koştururlar. O yüzden de şansları kendi güçlerini çıkartmak olacak. Onlar liderlik konumuna geçebilecekler. Yani öncü olacaklar ve birçok konuda çok ayakta kalan insanların içerisinde bunlar Koç'ta olanlar, Koç'ta gezegeni olanlar, Koç'ta yükseleni olanlar, Koç'ta burcu olanlar olacak ve Türkiye'nin tepe noktası Koç. Yani
bütün dünyada var olan zorluklara rağmen ayakta durmayı başarabilen bir ülke olacağız. Çünkü biz birbirimizle kenetlendiğimiz zaman güzeliz. Yalnız 2024 Şubat'ta bazı şeyleri yapmadığımız için pişmanlıklar yaşayabiliriz. Bu pişmanlıklar da bizi biraz akıllandıracak. Çünkü olumsuz bir şey yapmadan yani yaşamadan bir düzelme yaşamıyoruz biz. Ve Kasım ayında yine yaşayacağımız olumsuz bir nokta ki umarım bu yine bir deprem değildir. Çünkü 2023 Şubat'ta yaşadığımız sert açıların tekrarı gibi açılar olacak burada. Umarım böyle değildir. Eğer böyle olursa büyük pişmanlığı Şubat ayında yaşarız. Ve şöyle de bir şey var, yine 2024 Temmuz ayında ülkenin şok olacağı şeyler yaşayacağız. Temmuz ayı 2024. Evet, tekrar notlarıma bakayım Temmuz ayı diye. Çünkü notlar aldım buraya ama 2024 yaz aylarında yazın sonuna doğru da olabilir. Temmuz ve Ağustos civarı çok olacağımız durumlar yaşanacak Ebru'm. Peki, bunu da not ettik o zaman. Temmuz'da, Ağustos'ta tabii o zamana kadar yine yayınlarımız devam edecek ama bunu tekrar konuşacağız o zaman. Evet, peki. Ayrıca bu yayınlarımı yükselen burçlara göre kendi Pusula Astroloji kanalımda daha uzun uzun anlatıyorum. Burada tabii ki çok fazla vakit almadan ana noktalarda ana vurguları belirtmek istedim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, iyi hafta sonları. Sağ olun.